Günaydın, mutlu sabahlar sevgili izleyiciler. 360 ekranlarından herkese günaydın, merhabalar. Ben Anne İmde, karşınızdayız. Değerli bir konuğum var. Bugün psikolog Serap Duygulu ile beraberiz. Çocuklarda yaş sendromlarını konuşacağız. Yani yaş sendromlarını da artık anneler uyduruyor. Çünkü bildiğimiz 2 yaş sendromu vardı ama o bitmeyen bir sendrom nedense. Yaş büyüyor ama sürekli bir sendrom halinde çocuklar. Biz galiba onları özgür bırakmıyoruz birazcık. Biz annelerin, babaların hataları neler çocukları büyütürken? Çocuk gelişimi sırasında yaşanılan öfke krizlerinin sebepleri neler? Bilgisayar, teknoloji, bunlar çocukların gelişimini ne kadar etkiliyor? Hepsini konuşacağız. Sorularınızı son postumuzun altına lütfen yazmaya başlayın. Uzunca güzel bir vaktimiz var. Sorularınızı tek tek yanıtlayacağız. Yeni nesil ebeveynlik ve helikopter aileler. Şu helikopter aileler tanımı biliyorsun son zamanlarda çok popüler. Bir kez daha açacağız hocamızla beraber. K-Kuşağı ve Teknodijital Kuşak. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şu helikopter aileler niye bu kadar sık duyuyoruz bu ara? Çünkü birçok anne artık helikopter... Evet, aslında 2000'li yıllarda, 90'lı yıllarda hatta ilk Amerika'da gündeme geldi bu. Bir çocuğun annesini anlatırken, tanımlarken öğretmenine kullandığı bir ifadeden yola çıkılarak kitaplarda yer aldı. Orada? Çocuk ailesini tanımlarken özellikle annesi için o kadar bunaldığını ifade etmeye çalışmış ki annem hiç susmuyor ve hiç durmadan tepemde bir helikopter gibi vızıldıyor demiş. Bu tanım aslında baktığımızda bize yabancı gibi gelse de bugün birçok annenin tutumunu da net olarak anlatması bakımından önemli. Maalesef özellikle biz eğitimli anneler ve belirli bir kesimin üzerindeki anneler çocuğu da bir proje olarak görmeye başladığımız için ve onu yönetmek ve yönlendirmek istediğimiz için, açık söylemek gerekirse her şeyi bizim daha iyi bildiğimize inandığımız için, çocukların da birçok şeyi yapamayacağını düşündüğümüz için elbette ki iyi niyetle ve haklı gerekçelerle ama çocuğun gelişimine engel olacak şekilde onların önüne geçtiğimiz için hepimiz helikopter aileyiz aslında. Çok doğru söylediniz. Bir düğmesi yok ki oraya basınca bunu yapsın, evet. Buraya basınca şunu yapsın. Evet. Biraz özgür bırakmıyoruz. Anlaşılan hiç o. Bırakmıyoruz hatta. Hiç bırakmıyoruz. Özellikle eğitim kısmı girince devreye, hı-hı, çocukların ve tabii doğal olarak çocuklara bağımlı aileler olduğumuz için, çocuklarına çok bağımlı, bakın bağlılık başka bir şey. Evet. Ama bağımlı aileler olduğumuz için bütün hayat stil tarzımızı çocukların ödevi, dersi, dershanesi ve sınavları arasında geçiriyoruz. Çocukları da bu ben ona şey diyorum, yani pamuk prensler ve prensesler yetiştiriyoruz taş binalarda. Bir taş binadan alıyoruz, yani okuldan. Bir taş binaya getiriyoruz, yani eve. Ellerinden sokakları alıyoruz, oyunları alıyoruz, arkadaşları alıyoruz. Sadece ders yapsın, hatta bilgisayara oturmasın, televizyonu seyretmesin, arkadaşıyla sosyalleşmesin. Sadece akademik çocuklar yetiştirmeye çalışıyoruz. Bu açıdan aslında alarm zilleri çalmış durumda. Hepimizin daha farklı bir tutum benimsemesi zamanı geldi. Evet, ve hepimizin aslında ortak fikri şu: çocuğumun mutlu olmasını istiyorum, mutlu bir çocuk yetiştirmek istiyorum. Tamam, doğru, ama bunun için bir çaba sarf ederken orada sürekli hatalar yapıyoruz işte. Binalardan binalara. Bizim vereceğimiz bir şey değil, biliyorsunuz. Yani çok güzel bir deyim var bizim ülkemizde. Çocuğun tahtını yapabilirsiniz ama bahtını yapamazsınız derler. Hı. Çok doğrudur bu. Bunu ifade eder. Yani siz çocuğunuzu mutlu etmek adına ihtiyacı daha henüz yokken bile onun ihtiyacı olabileceğini düşünerek, öngörerek, ihtiyacından da fazlasını vermek, her istediğini almak, asla sınır koymamak, disiplin uygulamamak demek iyi anne baba olmak demek değil. Aksine günümüzde görüyoruz ki ev içinde sınırsız bir hoşgörüyle büyütülen ve her istediğini yapmasına izin verilen ve her istediği yapılan, her şeye ulaşabilen çocuklar normal hayata, sosyal hayata, dışarıdaki yaşama çıktıklarında tam tabiriyle böyle duvara çarpmış gibi oluyorlar. Çünkü dışarıdaki hayat onlara bu kadar hoşgörülü değil. O zaman neye ihtiyacı olduğunu anlıyoruz çocukların. Adaptif davranışlar, yani uyumlu davranışlar gösterebilmesine ihtiyaç var. Bunu da evde öğreniyor. Evde nasıl öğrenecek? Her istediğini yaparak değil Selda'cığım. Ne yapmak lazım? Durması gereken yeri zaman zaman ciddi hayırlarla ve sınırlar çizerek göstermemiz lazım. Biz anne babayız. Evet. Çocukların arkadaşı değiliz. Sınır koyacak olan da anne babalar. Yol açacak olan. Ama bakın dikkat edin. Yol açacak diyorum. Çocuğun önüne geçecek değil. Çocuk ya da alacak, kendi kararlarını empoze etmeyecek. Evet. Biz rehberlik edeceğiz ihtiyaç duyduğunda. Yani çocuk önünde bizi görmeyecek. Çocuk yol alırken
bir şeye tökezlediğinde, takıldığında, ihtiyaç duyduğunda arkasına baktığında bizi görecek. Çocuklarımız bizim önümüzde olmak zorunda. Hani çok güzel bir söz var. Çocuklar geleceğe attığımız oklardır. Demek ki onlar önce gidecekler. Biz de yay gibi geride duracağız. Esnek olacağız. Bileceğiz arkada bir adım geride durmayı. Evet, şimdi sorularımız gelmeye başladı. Tam da zaten oradan başlayacaktık. Sorularınızı son postun altına yazabilirsiniz. DM'den gönderme tercihiniz de var tabii. İsminin görünmesini istemiyor izleyicimiz ama bazen orada gözden kaçıyor. Onu tekrar hatırlatayım. Mümkünse postun altına yazalım. Pes etmeden yazsınlar tekrar evet, tekrar. Evet, evet. Şimdi 4 yaşında çocuğum ana sınıfına başladı. Öğretmeninin kendisine bağırdığından şikayet ediyor. Bizim evimizde ses hiç yükselmez. Ya. O yüzden bağırma tonunu nasıl yaptığını merak ediyorum öğretmenin. Ben orada şunu düşündüm. Yani evde hiç ses yükselmemesi i̇şte, normal mi? İyi bir şey değil işte. Onu demek istedim. Bununla gurur duymasın o zaman aileler. Hayır. Şimdi evde ses yükselmemesi derken şunu demek istiyorsa eğer. Ya biz hiç çocuğumuza bağırmıyoruz. Bağırmıyoruz. Birbirimize bağırmıyoruz. İşte saygılı davranıyoruz filan. Fakat ses yükselmemesi böyle robotik insanlar değiliz değil mi? Öfkelenebiliriz, heyecanlanabiliriz. Evet. Nasıl başarıyorlar hiç yükselmemesi? Bir şeyden dolayı üzüntü duyabiliriz. Dolayısıyla evdeki ritim böyle stabil değildir. İnişli çıkışlıdır. Sağlıklı olan da budur. Ama bu çocuğa bağıracaksınız ya da kendinizi yüksek sesle ifade edeceksiniz anlamına da gelmez. Fakat evde ses yükselmemesi demek bazı şeylerin yaşanırken çocuğun bunun dışında tutulması anlamına gelir. Şöyle ki, diyelim ki ekonomik sıkıntılar var ve çocuk bizden bütçemizi aşan bir şey istiyor. Şimdi biz çocuğa aman evdeki yaşadığımız sıkıntıyı ona hissettirmeyelim deyip durumdan hiç söz etmeden bütçemizi zorlayarak sırf çocuk mutlu olsun diye istediğini aldığımızda çocuk bir kere kendi evinde yabancı durumuna düşecek. Çünkü evde yaşanan gerçek durumu bilmiyor demektir. O nedenle biz mesela geçmişte yani ebeveyn merkezli ailelerle çocuk merkezli aileler arasındaki en önemli farklardan birisi budur Selda Hanım. Ebeveyn merkezli ailelerde çocuk da ailenin sadece refahına değil hayatına ortaktı. Evet. Yani orada yaşanan bir sıkıntı olduğunda mesela aileler şunu diyebilirdi. Bunu alacak paramız yok. Şu an işte şunun için para biriktiriyoruz. Ya da şunu erteliyoruz. Diyelim ki önümüzdeki yıl alacağız, bir ay sonra alacağız, okul bitince alacağız gibi. Ya da bu borcumuz bitince alacağız. Çocuk bir yokluk kavramını, varlık kavramını, değer kavramını bilirdi. Fakat şimdi her şey o kadar ulaşılabilir ve maalesef tabii tüketim toplumu olduk. Popüler kültürün dayatması da budur bize. 3 ayda bir telefonların da modelinin değiştiği, işte insanların her 2 yılda bir araba değiştirdiği bir yerde tasarruftan, ekonomiden bahsetmek de çok kolay bir şey değil. Çocuklara da bunu veremiyoruz. Aslında işte sıkıntı burada. Bu nedenle de yokluk kavramı, varlık kavramı, üzüntü, öfke, işte sinirlilik gibi ya da neşe gibi o değişkenler arasında insanların ses tonu iner çıkar. Doğal olanı odur. Ama diyorsa ki sevgili izleyicimiz, hayır biz çocuğumuz hani bağırmadan tatlı dille ifade etmeye çalışıyoruz. Dışarıdaki hayat böyle değil ama. Her zaman tatlı dille kendisiyle konuşan insanlarla karşılaşmayacak. Demin tam onu konuşuyorduk işte. Ama bağırma kavramı kişiye göre değişir. Benim bu ses tonum mesela size çok yüksek gelebilir ya da bu ritmim çok hızlı gelebilir. Bir başkası için de çok enerjik bulabilir. Tamamen kişisel görüşle ilgili bir şeydir. Evet. Çocuk da evde böyle sakin, daha içe dönük, daha ılımlı bir anne babanın elinde büyüyorsa böyle cıvıl cıvıl birçok çocuğun bir arada olduğu öğretmenlerin anlık komutlarla ya da anlık yönergelerle çocukları yönlendirmeye yönetmeye çalıştığı ortamlarda tabii ki sesler iner çıkar. Yani öğretmen sınıfın içerisinde sesini yükseltmelidir ki bakın bağırmak değil bu. Sesini yükseltmelidir ki çocuklara sesini duyurabilsin. Mesela evde sakin sakin konuşan çocuklar okula giderler Selda Hanım. 1. sınıfın sonunda evde çok yüksek sesle bağırarak konuşmaya başlar. Neden? Çünkü o 20 kişilik, 30 kişilik, 40 kişilik arkadaş grubu içerisinde sesini duyurmak için sesini yükseltmeyi öğrenir çocuk. Şimdi benzer bir şeyi de öğretmenler yapar ve çocuk bunu sakin, evin prensi ya da prensesi olarak çıktığı evden böyle bir ortama geldiğinde bağırma olarak algılayabilir. Dolayısıyla çocukla çok iyi konuşmak, çocuktan gelen bu bilgiyi öğretmenle paylaşmak önemli. Ama lütfen çocukla konuşurken de öğretmenle konuşurken de çocukların yanında yapmıyoruz bunu. Evet. Bir de tabii şu tarzı da çok yansıtmamak lazım. Çocuğa da öğretmene de belki ama çocuğa özellikle kimse benim çocuğuma bağıramaz. Evet. Sen benim bir tanemsin. İşte evde, okulda kötü bir şey olursa hemen bana söylüyorsun. Bana söyle, ben giderim hemen konuşurum. Duyuyoruz ben bunları. Hallederim.
Hayır. Evet. Önce evet. yapılması gereken çocuk bir şey yaşadığında, bir sorun yaşadığında onu kendisinin halletmesi için yönlendirmek. Hı hı. Gidip bunu öğretmenle konuşmalısın. Gidip bunu rehber hocanla konuşmalısın. Ya da bunu arkadaşınla sen çözmeye çalışmalısın. Çocuğu önce kendi alanına yönlendirmek. Tabii ki arka tarafta da bir endişe yaşıyorsak ya da bir sorun varsa hı hı. muhakkak onu da okul yönetimiyle ya da öğretmeniyle konuşmak lazım. İletişim, hep iletişim. Evet, evet. Şimdi sorulara devam edeceğiz yine. Çocukla anne arasındaki ilişki, ya benim de sizin gibi bir arkadaşımız tabii. olduğu gibi bazen iyi bazen kötü olabiliyor. Olabilir. Bunu ben mesela yeni yeni idrak ediyorum. Diyorum evet. ki tamam bugün her şey çok güzel geçebilir aramızda, sevgi dolu ama yarın biraz gerginlik olabilir. Evet. Bu gerginliği de anne çok kafaya takarsa zaten hata yapmaya başlıyor. Tabii biz, baskı altında hissediyoruz çünkü ve evet. zoraki iyi gibi davranıyoruz. Çocuklar bunu okuyorlar Selda Hanım, anlıyorlar. Değil mi? Yani sahte hayatlar, sahte duygular hem bizi samimiyetten uzaklaştırır, çocuklarımızdaki gerçek bağı zedeler. Çünkü çocuk da şunu bilmesi lazım. Aa, benim annem de herhangi bir insan gibi öfkelenebilen, sinirlenebilen ama çok neşelenebilen, benimle sağlam konuşabilen, yani sağlam ilişki kurabilen bir insan, yani normal bir insan. Biz böyle uzaylı değiliz ya da duygulardan arınmış değiliz. Hı-hı. Tabii ki zaman zaman öfke duyacağız ama burada önemli olan şu, hep altını çiziyorum. Bir davranış için sinirlenebilir ve öfkelenebilirsiniz ya da çocuğa bir davranışı değiştirmek üzere uyarıda evet. bulunabilirsiniz ama kişiliğine hakaret edemezsiniz. Bu en önemli nokta. Peki şu 2 yaş sendromunu bize bir açıklar mısınız bilimsel olarak? Çok karışık. 2 yaş sendromunu biz abartıyor muyuz? Evet. Öyle bir sendrom varsa bu neden 4'e kadar sürüyor ya da biz mi yapıştırıyoruz? Orada hep şöyle bir şey. Şimdi sendrom nedir, önce onu söyleyeyim ben. Tek bir hastalığın ya da tanının altında tanımlanamayan birden fazla değişkenin olduğu problemler bütününe biz sendrom diyoruz. Yani şimdi o zaman sendrom diyorsak bir hastalıktan ya da olumsuz bir durumdan söz ediyoruz demektir. Halbuki olumsuz bir durum yok ortada. Yani bir de yabancı terimlerle konuşuyoruz değil mi? Terrible two falan diyoruz. Ha bir de evet, terrible two, evet. Şimdi bunu bir normal kendi dilimizde sağlıklı ifade edebilsek anlaşacağız aslında da. 2 yaş sendromu dediğimiz şey aslında bir süreç, sendrom değil. Yani 2 yaş sendromu diye bir şey yok. Bu sonradan yerleştirilmiş bir şey. Niye bundan 40 yıl önce yoktu? 30 yıl önce yoktu da son 15-20 yılın 2 yaşta. Aslında bu bir süreç. Nedir? Çocuğun bebeklikten çıkıp artık çocukluğa geçiş süreci. Biz dikkat ederseniz mesela çocuk kıyafetinde veya gelişim süreçlerinden bahsederken hep dilimleri ayırırız. Mesela 0-3 yaş deriz. 3-6 denir. 6-12 denir. Niye? Aslında çok anlamlı. 0-3 yaş, yani doğduğu andan 36 aya kadar çocuklar bebek kabul edilirler. Bakın 3 yaş bitimine kadar 36 aya kadar bebektir bu çocuk. Ama işte o 1 yaş, 1,5 yaşa kadar, 1 yaşa kadar özellikle çocukta annenin bir parçası gibi zanneder kendisini. Annenin, anneyle bir bütün olduğunu zanneder. Fakat ne zaman ki yürümeye başlar, çevreyi keşfe başlar, komutları anlar ve kendini ifade etmeye başlar, fark eder ki ben ayrı bir insanım, bir varlığım. Ve yürüyebiliyorum, istediğime ulaşabiliyorum, çekebiliyorum, asılabiliyorum, tutturabiliyorum, inat edebiliyorum. İnat ettiğim zaman da karşımdaki insanlara istediğimi yaptırabiliyorum. Eskiden ihtiyaçları için ağlayan çocuk, yani acıktığında çünkü konuşamıyor ve tek ifade yolu ağlamak, ses çıkartmak. Ağlamaktan başka bu sefer ağlamayı nerede kullanabiliyorum aynı zamanda? Annemi, çevremi yönetebilmek, çevremde onları toparlayabilmek için de kullanabiliyorum. Mesela sıkıntıdan ağlamak diye bir şey var, bilir anneler bunu. Ortada hiçbir şey yoktur, karnı toktur, keyfi yerindedir ama ağlamaya başlar çocuk. Aslında ilgi, dikkat çekmek. Şimdi bunun üzerine paniğe kapılan, koşuşturan, her istediğini yapmak için seferber olan aileleri de görünce çocuk bunu çok iyi yönlendirir. Çünkü biz anne olarak özellikle ağlayan bebeğe dayanamıyoruz. Evet. Ben çocuğumu ağlatmamalıyım. Aman ağlamasın. Aman evet. ağladın mı? Al bunu koyayım evet. önüne. Gel şimdi bahçeye inelim madem ağlıyorsun. Evet, her istediğini yapıyoruz. O yani kendi hayatımızdan, hayatımızın düzeninden feragat ediyoruz. O çocuğu farklı bir konuma koyuyoruz. Şimdi bu aslında burada böyle konuştuğumuz kadar hafif bir şey değil. Çok tehlikeli sonuçları olduğunu son bir haftada yaşanan olaylardan gördük. Gençlerin özellikle
otorite olarak tanımladığımız öğretmenlere ya da doktorlara ya da başka ilgili yetkili kişilere doğrudan yöneltilen öfkeden bunu tanımlayabiliyoruz. Çünkü içi boş güven kuşağı dediğimiz bir nesil yetişti. Yani sen hiçbir şeye emek harcamadan, çalışmadan, para değeri bilmeden, hak etmeyi bilmeden evlerin prensleri, prensesleri olarak yetiştirilmiş bu çocuklara sen yaparsın, aslansın, kaplansın, sen çok haklısın. Sana vururlarsa sen ona iki kez vur. Sana bağırırlarsa sakın kendine bağırtma, böyle yap. İşte şöyle karşılaşırsan böyle davran diye yetiştirdiğimiz bu çocuklar şu an aramızda topluma karıştılar. Ve demin söylediğim işte o sosyal hayatta işler onların istediği gibi gitmediğinde, yani engellendiklerinde öfkeleniyorlar. Ve bu öfkeyi de yönetemedikleri, yönlendiremedikleri için kişiselleştiriyorlar ve kendilerine yönelik bir saldırı olarak algılıyorlar. Dolayısıyla karşı saldırıya geçiyorlar. Ve bunun için de artık silah kullanmaktan çekinmiyorlar. Eskiden maalesef sözle tartışılırdı. Değil mi? Çok daha masum bir şey vardı. Küsülürdü mesela. Konuşulmazdı. Ortam terk edilirdi. Ama kimse kimseye elinin parmağının ucuyla bile dokunmaz iken bugün şiddet hakmış gibi, doğal bir şeymiş gibi karşılanmaya başladı. Asıl düşünülmesi gereken şey bu. Evet, siz bunu anlatırken yakın zamanda işte böyle öldürülen bir psikolog muydu, psikiyatr mıydı? Psikiyatristimiz vardı, psikiyatrist vardı, hastanede gelip... Diğer hekimler var ama sizin branşınızda diye dedin mi? Evet, onun dışında işte geçen hafta akademisyen bir genç hanımefendi öldürüldü. Tamam, en son tarafından bir hukukçu akademisyen hanım vardı. Evet, ama ondan önce yine sizin meslekte işte psikolojik tedavi görüyor ve açıklamasında da bana düzgün cevap vermedi diyebiliyor. İşte kişiselleştiriyoruz. Yani o kadar öfkeliyiz ki engelleniyoruz. Bunu hak dolayısıyla görüyor. Evet, ben tekrar şeye döneyim, 2 yaşa. Yani 2 yaşta çocuklar ağlayabilir, bağırabilir, öfkelenebilir. Çocuğun ne yaptığından daha çok sizin ne yaptığınız, yani anne baba olarak o durumu nasıl yönettiğiniz önemli. Evet. Kesinlikle çocukla inatlaşmayacağız. Dikkati dağıtacağız. Bunun bir süreç olduğunu bileceğiz. Bunlar büyüme sancıları ve kendini ifade etme yolu. Dolayısıyla ifade ederken ağladığında onun istediğini yapar isek, her istediğini ama. Yani gerçekten can acıdıysa ilgileneceğiz, acıktıysa ilgileneceğiz. Ama sırf ağlıyor diye ona isteğinden de fazla bir ilgi göstermek ya da isteğinin dışında şeyleri de ona vermek çocuğu mutsuz yapmaktan öteye gitmez. İşte o minik çizgiyi çok iyi ayarlamamız lazım. Ne aslında çok biliyoruz bunu da. Biraz bu dışarıdaki anlatılanlar bize, hani bir de toplumun böyle her şeyi çok bilen anneleri yöneten anneleri demeyelim de, toplumda öyle bir şey vardır ki siz mesela dışarı çıkarsınız bebeğinizle, çevreden size akıl veren çok olur. İnce giydirmişsin, kalın giydirmişsin, ay onu mu yediriyorsun, niye bunu yediriyorsun, ay şimdi uyuması lazım, çok uyumuş, şimdi uyandırma, sürekli size müdahale ederler. Bu iyi niyetlidir elbette ama anne ve çocuğun beraber bir bütün olmasına maalesef çok da fırsat tanıyan bir şey değildir. Evet, toplumumuzda öyle bir bütünsellik bazen ortaya çıkıyor, bazen de herkes kendini kurtarmanın derdine düşüyor. O dengeyi anlayamadık burada. Evet, şimdi diyor ki izleyicimiz, çocuklarda cinsiyet ve gelişim farklılıklarını da göz önünde bulundurarak sendromlarla ilgili baş etmek için nelere dikkat etmeliyiz ve sorun anında hangi konuda uzmana başvurmalıyız? İzleyicimize teşekkür ediyoruz. Güzel bir soru. Evet, çok güzel bir soru. Gerçekten biz hani sendromlarla ilgili baş ederken nelere dikkat edeceğiz? Böyle madde madde, keşke bunun bir kitabı olsa, şöyle yapın şöyle yapın olsa. Öyle bir şey yok ama ben şöyle bir şey söyleyeceğim. Bir anne bunu hissediyor aslında. Demin tam onu söylüyordum ki soru girdi, güzel oldu yani, yerinde geldi soru. Şimdi bir, bunun kitabi bilgilerle çocuk büyütemiyoruz. Kitaplarla bilgi ediniyoruz ama o bilgilerle çocuk büyütemiyoruz. Yani şöyle bir şey yok Selda'm. İşte şu öğünde şu kadar, bebek için söylüyorum, şu kadar cc süt içecek ya da şu kadar yemek yiyecek, şu kadar uyuyacak, şu saatte kalk, öyle bir yani robot değil bu. Hani bir makine değil şimdi bakım, ya da arabamız değil şimdi servise götürmem lazım, şimdi yok kontrolü var, bakımı var, yağı var, öyle bir şey değil. Sonuçta etten, kemikten, duygudan oluşan varlıklarız ve her çocuk kendine özgü bir birey. Kendi anne babasından bile farklı. Tek yumurta ikizi olsa dahi o tek yumurta ikizinden de farklı. Biricik, hepimiz biricik, tek ve özeliz. Bu anlamda özeliz, evet. Dolayısıyla da böyle bir standart uygulamaları yok bunun. İşte böyle olursa da şöyle yapalım, şöyle olursa. O nedenle de çocuğun ihtiyaçlarına duyarlı olmak, yani buna biz yeterince iyi anne olmak diyoruz. Mükemmel anne olmak diye bir şey yok. Evet. Mükemmel olmamalıyız da zaten, ki çocuğumuz da bizim, demin de ifade etmeye çalıştığım gibi, normal, sokakta gördüğü herhangi bir insan kadar doğal bir birey olduğumuzu bilsin. Çünkü biz de
topluma insan yetiştiriyoruz. Yani onu sırça fanuslarda tutmayacağız ya da ömrümüz boyunca yanımızda kalmayacak. O çocuk dışarıya hazırlanıyor, sosyal hayata hazırlanıyor. O nedenle de bir cinsiyet ayrımı önemli. Evet, erkek çocuk ve kız çocuklarda biraz daha farklı ilerliyor bu sendromlar. Tabii. Erkekler daha vurdulu kırdılı, daha öfkesini dışarıya yansıtırken kızlar daha içe dönükler. Yani ağlıyorlar, küsüyorlar, odaya kapanıyorlar ya da oyuncaklarını atıyorlar. Fakat bu arada benim şöyle bir gözlemim var maalesef ki annelerine babalarına bağıran ve vuran çocuklar gözlemlemeye başladık Selda Hanım. Bu çok evet, tehlikeli. Evet, evet. Maalesef. Niye şimdi böyle? Şimdi buna asla izin vermemek lazım. Yani çocukların hani demin kez izleyicimiz soruyordu ya, çocuğuma işte bizim evde hiç ses yükselmez. Bu sefer ne oluyor? Çocukların sesi yükseliyor. Yani kendi anne babalarına bağıran, asla sınır tanımayan, durmayan, hırçınlaşan, çocuğu annesinin babasının bulunduğu yerden zorla çeken. Şimdi bunlar ciddi anlamda bağlanma sorunlarıdır. Yani çocuğun bebeklik döneminde annesiyle sağlıklı bir bağ kuramadığını gösterir. Eğer çocuk bunu da nereden anlar? Çok basit bir şey var. Anneler bunu anlayabilirler. Herhangi bir yabancı ortama girdiğinizde, çocuğunuzla beraber girdiğinizde, çocuğunuz ortama girdiğinde kafasını kaldırıp anne babaya bakar önce. Yani güvenli mi? Çünkü tek güvendiği kişi anne babasıdır. Ve eğer çocuğunuz heyecanla çevreyle ilgilenmeye başlıyorsa, bağımlı bir çocuğunuz yok demektir aslında. Ama sıkı sıkı sizin elinize yapışıyorsa ve eteğinizden ayrılmamak için direniyorsa, yani sizi öne koyup arkanızda duruyorsa, o zaman ciddi bir sıkıntı var demektir. Mesela bu bir kriter olabilir. Önemli soruya cevap. Bu. Önemli ipucudur anne babalar için. Bunu uzmanlar farklı yöntemlerle anlarlar ama bu çocuklar, hani benim çocuğum bağımlı mı, bağlı mı arasındaki önemli bir kriterdir. Yabancı bir ortama girdiğinizde hepimiz olduğu gibi tedirgin oluruz. Ama çocuk anneye bakar, babaya bakar. Eğer annenin yüzünde endişe değil de merak varsa, nereye geldik, ha bak burada bu varmış, çocuk da rahat davranır. Çok özür dilerim. Böyle bu tip çocuk ve anne ilişkilerinde bazen anne bundan çok hoşlanarak çocuğum çok uslu der. Evet. Mesela burada da bir yanılgı var. Tabii. Değil mi? Yani çok söz dinliyor. Bak elimi hiç bırakmıyor. Ben izin verirsem ancak gidiyor. Bazen uslu çocuğa da dikkat etmek lazım. O biraz lazım. Korkutulmuş çocuk. Kaygılı çocuktur o. Yani bu uslu çocuk anlamına mı gelir peki? Uslu çocuk öyle değil. Uslu çocuk uyumlu davranışlar gösteren demektir. Hiçbir yere gitmeyen, annesinin dizinin dibinden ayrılmayan, korkan ve kaygılı çocuk uyumlu çocuk demek değildir. Evet. Uyumlu çocuk aksine özellikle çocuklukta tehlikelerin farkında değildir. Bizim de işimiz zaten bu tehlikelere tehlikelere karşı çocuğu korumaktır. Ama çocuğun önüne set çekmek, diğer insanlarla iletişime geçmesini engellemek değildir. Yani özellikle konuşmaya meraklı olduğu 2-3 yaşlarında çocuklar diğer insanlarla konuşmaya açıktırlar, meraklıdırlar. Ama biz çocuğu daha başından aman bak kimseyle konuşma, aman sana bunu verirlerse alma, aman onlarla gitme diye korkutuyoruz ister istemez çevresel şartlardan dolayı. Fakat bu usluluk anlamına gelmez. Bizim istediğimiz uyumlu davranış dediğimiz, kendisine soru sorulduğunda buna cevap verebilen, işte hal hatır sorabilen, bir şeye ihtiyacı olduğunda, eline para verildiğinde anne babanın gözetiminde gidip oradan kendisi alabilen, isteyebilen, para üstünü takip edebilen, getiren bunu anne babaya verebilen ya da ihtiyaçlarını söyleyebilen, bir mağazaya girdiğinde bunu çok beğendim, bunun fiyatı nedir diye annesine değil oradaki personele sorabilen çocuk bizim için uyumlu çocuktur. Evet. Anlatabildim mi? Çünkü niye uyum derken susmuş, uslu, annesinin yanında sesini çıkarmadan oturan çocuk değildir. Yaşadığı çevreye uyum gösteren çocuktur. Evet. Geçenlerde bir yazı okudum yine işte uslu çocuğa dikkat diye. Yani hani uslu zannettiğimiz, söz dinlediğini zannettiğimiz çocuk da gelecekte daha farklı geri dönüşler alabiliriz. Tabii kaygılı, içe dönük, belki muhtemelen korkuları olan çocuk olabilir. Evet. Şimdi sorularımıza devam edelim yine hocam. Çok güzel sorular var. Benim oğlum 3 yaşında ve çok öfkeleniyor. Ya. Küsüyor. Onun karşısında nasıl tutum göstereceğim şaşırıyorum. Ne yapmam yaş lazım? Yaş olarak diyor. Çok doğal. 3 yaş. Genellikle de zaten muhtemel anne şimdi düşündüğünde hatırlayacaktır. Engellendiğinde, bir şey yapmasına izin verilmediğinde ya da elinden bir şey alındığında öfkelenir çocuklar. Doğalı da budur. Mesele bunu yönetmeyi de öğrenmesidir. Öfkelendiğinde çocukla bir kere tatlı dille gerekçeyi söylemek, ama bakın onu ikna etmeye çalışmak değil. Yani çocuğun önünde diz çöküp yalvarmak, lütfen ama falan, bu değil. Neyse çocuğu öfkelendiren, onun bir gerekçesi var. Açıklamak, bir şey vermiyoruz, elinden bir şey alıyorsak, bak bu senin için tehlikeli, elini kesebilirsin, o nedenle alıyorum. Öfkelendi, hiç kusura bakma, eğer
ağlayacaksan, öfkeleneceksen odana geçebilirsin. Ben bu şeyi izlemek istemiyorum diyebilirsiniz. Hı hı. Yani o, size şov yapmasına, gösteri yapmasına izin vermediğinizde tabii çocuğun da benliğine yönelik bir tehdit oluşturmadığında çocuk bir süre sonra zaten sakinleşecek. Ama öfkelenmek çok daha, o da bir duygu, hı hı, ve onu öğrenecek. Yani öfkesiz, böyle sinire alınmış, hiçbir şeye tepki göstermeyen bir birey değil ki bizim isteğimiz. Hı. Sevindiğimizde nasıl çok gülüyorsak, kahkaha atıyorsak, hoplayıp zıplıyorsak, hı, öfkelenince de tabii ki sinirimizi dışarıya yansıtacağız. Ama bu zarar vermek, küfretmek, özellikle anne babaya, saygı kurallarını geçmekse orada sınır ihlali var demektir. Ben hatta şey diye yazdım, sosyal medyada çok da ilgi çekti. Çocukların derim sorunu sinir sorunu değil, sınır sorunu dedim. Evet. Sınır koymuyoruz. Sınırı koyduğumuzda çocuk zaten nerede durması gerektiğini de bilecek. 3 yaşta da bunlar normal, gözlemlemek lazım. Eğer zarar veriyorsa, sınırları aşacak şeyler yapıyorsa, hı-hı, ve bu sürüyorsa, o zaman evet bir dikkat etmek lazım. Evet, işte nasıl davranacağını bilemiyor. Bizim en vicdan azabımız şu: sesimiz çok yükseldiğinde eyvah zaten o sendrom yaşıyor şu an, çok normal. Hayır. Niye yaptım bunu? Şimdi asıl o zaman ne oluyor biliyor musunuz? Evde çok sakin, rutin bir hayat süren, yani sakin derken hani böyle bağırılmayan, hmm, böyle stabil bir hayat süren bir çocuk okula gittiğinde arkadaşı kendisine bağırdığında ağlamaya başlıyor, kaçıyor, içine, evet, kapanıyor, korkuyor. Hani ne oldu? Dışarıda böyle bir hayat yok. Halbuki orada hakkını savunması lazım. Kendisine niye bağırdığını sorması lazım. Bir rahatladık hocam sayenizde ya. Yani pek çok anne şimdi diyor ki iyi tamam, ben arada sesimi yükseltebilirim. Yok yok, o kadar lütfen böyle. Bunlar tam bir, bakın. Basit bir de birbirimizi kandırmayalım yani. Evet, yani böyle bir şey. Basit bir örnek vereceğim ben. Birçoğumuz bilir bunu. Şimdi diyelim ki bir şey için sinirlendik. Biz davranışı değiştirmek istiyoruz. O davranış üzerine konuşmalıyız. Yani hep klasiktir. Şimdi karne zamanda geliyor. Oradan örnek vereyim. Okul meselesi bir kere çocukların meselesidir Selda Hanım. Buradan sevgili, evet, anne babalara söyleyeyim. Zayıf da alacak. Yani ben zayıf diye bir şey de kabul etmiyorum da. Düşük not da alacak. Yani başarı ve başarısızlık diye de bir şey kabul etmiyorum ben. Hı-hı. Ama kullanılan terminolojiden de uzaklaşmadan mecbur onu, evet, kullanmak durumundayım. Düşük notlar da alabilir, çok yüksek notlar da alabilir. Bu çocuğun sorunudur. Yardım istediğinde biz varız ama oturup çocukla ders yapmak, işte onun adına bilmem ne yapmak, projeleri yapmak, öyle bir şey olmaması lazım. Geçmişte yoktu, tekrar buna dönmemiz lazım. Çocuklara biraz soluk alacak alan bırakmamız, evet, lazım. Ama diyelim ki kötü geldi notlar. Şimdi anne baba olarak doğaldır hayal kırıklığına uğramaması, değil mi? Hı-hı. Fakat bunu nasıl ifade edeceğiz? Yani sinirlenebiliriz çünkü siz, hı-hı, anne baba olarak üstünüze düşeni yaptığınızı düşünüyorsunuz. Çocuğun da klasik tabirle söylüyorum, tek görevinin öğrencilik olduğu ve ders çalışması gerektiğini düşünüyorsunuz. Hep bunu söylüyoruz, bakıyorsunuz. Bir de tabii bunu kafasına takıyoruz. Senden sadece bunu bekliyorum, otur ders çalış. Zaten cümle bu, yanlış olan bu. Asıl, hı-hı, yanlış bu. Çocuktan sadece ders çalışmasını beklediğimiz için o çocuk sadece ders çalışmıyor zaten. Evet. Yanlış. Onu da anlatayım. Evet, ondan, evet, sonra diyelim ki çocuk getirdi ve zayıfları gördük. Şimdi öfkelendik. Sen ne, yani burada kullanacağım tabirler için özür dilerim. Sen ne aptalsın. Bak işte falancanın çocuğu bilmem kaç aldı. Sen kafan yok senin, aklın yok senin. Şimdi burada neyi düzeltebiliyoruz biz çocuğu hakaret etmenin dışında? Hayır. Halbuki dememiz gereken şey, bu karneyi görünce çok üzüldüm ve öfkelendim, açık söylemek gerekirse. Çünkü bir anne baba olarak biz görevlerimizi yerine getirirken senin üstüne düşen sorumlulukları yerine getirmediğini düşünüyorum. Dolayısıyla şu an çok kızgınım, seninle konuşmak istemiyorum. Ne senin hak ettiğin bir not bu, ne bizim anne baba olarak hak ettiğimiz bir not bu. Seninle konuşmak istemiyorum, odana geç, görmemiş olayım bunu diyebilirsiniz. Var mı burada hakaret? Yok ama öfkeyi de ifade var. Öfkelendim. Evet. Doğal olarak öfkeleniyorum çünkü senden bir beklentim var. Hani olsun oğlum kızım, hiç sorun değil. Sen bunu geç, öyle bir şey yok. Evet. Zaten biz öyle bir toplum değiliz Selda Hanım. Kendimizi aldatmayalım. Evet. Çocuğu, evet, üzerinden kendini var etmeye çalışan anneler, çocuğu üzerinden kendisini var etmeye çalışan bir aile yapımız var bizim. Evet. Ve birbirimize maalesef kıyas yapıyoruz maalesef. Yani şimdi burada böyle olmamış bir tablo koymayalım. Olan tablo üzerinden konuşalım. Hı-hı. Halbuki okul çocuğa ait bir şeydir. Çocuk bunu yapmalıdır. Biz şimdi düşünüyoruz. Çocukların elinden oyuncakları alıyoruz. Oyunları alıyoruz. Arkadaşlarını alıyoruz. Sosyal hayatı alıyoruz. Sadece ders yapması gereken ve asla bilgisayara, telefona, işte ona buna oturmaması gereken çocuklar istiyoruz. Ama biz bağımlıyız. Of, hangi anne baba kendisi
Yani yan yana oturuyorlar. Çıkın normal toplu taşıma araçlarında, bekleme salonlarında, kafeteryalarda, sokakta, her yerde elimizde telefon. Güya aileyiz, yan yanayız. Herkes telefona bakıyor. Evet. Nasıl çocuktan bunu nasıl bekleyebiliriz ki o zaman? Bir de uslu dursun diye 2 yaşında, 1 yaşında, 3 yaşında çocuğa veriyoruz telefonu, oyun oynasın. Aman yeter ki uslu, yeter ki arkadaşımla konuşayım. Yeter ki yemeğini yesin. Sonra okula başlayınca ver o telefonu. Olmaz, alamazsınız. Evet. Biraz ki biz kendimize ters düşüyoruz ki kendimizi zaten. Kendimizi kandırıyoruz, yani evet. Koyarken. Samimi olmak lazım. Evet, şimdi izleyicimiz diyor ki Şeyma Hanım, 2 yaşında çocuğum. Tam bir sendrom yaşıyoruz. Evet. Çok şikayetçi. Çizgi film çok izletmemeye çalışıyorum. Evet. Fakat Süpermen'i çok seviyor. Ya. Onun için de ben Süpermen'im deyip duruyor diyor. Ya. Çok korkmaya başladı. Uçuyorum ben falan. Haklı. Demeye başlamış. Haklı. Çünkü bunun da olumsuz şeylerini gördük biz. Hmm. Aslında, tabii ben uçabilirim deyip camdan atlayan 5-6 duyduk. Yaşında çocuk. Tabii. Evet. Aslında şöyle bir şey var. 3 yaş 6 bir kere uzun süreli ekrana maruz kalmamalı çocuk. Yalnız burada şeyi karıştırmayalım. Ekran süresi derken sadece tek taraflı izlediği bir görüntüden bahsediyorum ben çocuğun. Bilgisayardan bahsetmiyorum ya da tabletlerden bahsetmiyorum. Ekran dediğimiz, televizyon ekranı dediğimiz tek taraflı. Yani çocuğun hiçbir şey yapmadan alıcı olduğu, karşı tarafın da ileten tarafı olduğu ve işte tek boyutlu görüntülerin geçtiği bir iletişim diyeceğim. İletişim ve yayından bahsedelim. Kesinlikle istemiyoruz bunu. Hele hele böyle çocuğun anlayamayacağı, algısı, bilişsel süreçlerinin dışında kalan, uçmalı, işte öldürüp evet, tekrar dirilmeli falan. Böyle şeylerin de izlenmesini istemiyoruz. Çocuğun ne zaman 6-7 yaş civarı hayali, gerçeği falan ayırt etmeye başlar, ama asıl bilişsel süreçler 11-13 yaştır. Şimdi dolayısıyla bu çocukları bu kadar erken... ben de uçabilirim ne var ki deyip annenin olmadığı bir anda camdan aşağıya atlayabilir. Dolayısıyla da daha yapıcı, daha çocuğa öğretici, yönlendirici. Mesela bizim zamanımızda Susam Sokakları falan evet, vardı TRT'de yayınlanan. Ne kadar güzel şeyler öğrenilirdi. Evet. Onlar yok artık. Sadece vuran, işte şiddet içeren, ağırlıklı. Bu tarz dizileri, filmleri asla izletmiyoruz. Yani annemiz bu saatten sonra mümkünse Süpermenler yerine daha böyle yaratıcı bir şeyler yapan çocuğun yaşına uygun filmleri izletsin. Ve bu da günde yarım saati, 2 yaş zaten istemiyoruz da. Hani madem böyle bir alışkanlık oldu, onu da birdenbire kaldıramaz ortadan. Öfke haklıdır. Ama o televizyonun da bir fişi var. Fişi çekebilir. Hay Allah, elektrikler gitmiş. Aynen, bozuldu. Bir şey. Yani bakın olabilir. İdareci olan anne babadır. Çocuklara teslim olmayacağız biz. Bizim anne babalarımız bizi nasıl büyüttü? Kime şikayet ettiler? Hangi uzmanlara gittik? Yok. Kendi kendimize. Kendimize. Ama başka bir şey daha vardı şu an olmayan. Komşumuzun çocuğu vardı. Mahalle arkadaşımız vardı. Oyun arkadaşımız vardı. Okul arkadaşımız vardı. Toprak vardı. Toprak vardı. Ağaç vardı. Çiçek vardı. Çamur vardı. Yine ben sık sık yazıyorum bunu. Çocuğu üstünü kirletiyor diye kızan anne babalar. Siz üstünüz kirlenmeden büyüdüyseniz çok yazık, eksik kalmışsınız diyorum. Ay hocam, süre çok hızlı geçmiş. Değil çok mi? Doğru söylediniz gerçekten. Bu arada bu kirlenme meselesini gerçekten onu anlamak mümkün değil. Ya kirletsin diye gözünün içine bakıyorum bazen. Oynadığının kanıtı ya hani. Evet. Yeter ki oynasın diye. Sınava hazırlanan kızımı spor yapsın istiyorum. Kesinlikle. Ama kızım istemiyor. Hayır. Kararlı olamıyorum. Dış etki sorunu var. 8. sınıf çocuğu, ben çocuğuma hakkı olanı vermek istiyorum. Oyun oynaması, gezmesi, sinemaya gitmesi. Dış etki o kadar hırslı ki çocuğunuzda o hırsın içine giriyor diyor. Çok yazmış. Velilerin yarıştığı bir toplum olmuşuz. Çok doğru. Ben aykırı kalıyorum. Çocuğun seni beğenmemeye başlıyor. Nasıl yapacağımı bilmiyorum. Çünkü diğer anneler onun gibi değil. Farklı kalıyor. Bu önemli bir şey. Bunun üzerine ben 5 saat konuşabilirim. Evet hocam, ama çok az vaktimiz kalmış. Şöyle cevaplayalım hemen hızlıca. Bir kere çocuğun anne babayı beğenmeme gibi bir hakkı yok. Buna asla izin vermiyoruz. Yani evet, anne baba olarak tabii ilk yolu da bunun çocuğu başkalarıyla kıyaslamamak. Biz nasıl kıyaslamıyorsak çocuğumuzun da bizi kıyaslamasına izin vermiyoruz. Hatta böyle bir şey söylediğinde şunu diyebilir sevgili annemiz. Bak, ben seni niye okul birincisi değilsin, niye ülke birincisi değilsin, niye il birincisi değilsin diye başka çocuklarla kıyaslamıyorum. Lütfen sen de beni başka annelerle kıyaslama. Biz birbirimiz için uygun olandık ki birbirimizle beraberiz. Dolayısıyla beni eğitimin ne olursa olsun eleştirme, kıyaslama
ve küçük görme hakkın yok, beğenmeme hakkın yok. Önce bunu halledelim diyecek 8. yaşındaki kızıyla. Ek olarak hem annemize hem de diğer annelere ilkokuldan itibaren, birden itibaren, aslında daha erken de, çocukların hayatında mutlaka bir müzik, evet, ve mutlaka bir spor dalı olmalıdır. Bunu değiştirebilirler. Kaç yaşından itibaren başlıyoruz? Yani okul öncesi istiyoruz da biz. Hmm. Ama okula başladığı andan itibaren kesinlikle mutlaka bir müzik dalı, bu bir müzik aleti çalmayı öğrenmek ki çok önemlidir. Bu beynin gelişme, yani anneler akademik çocuğum gelişsin falan, en önemli geliştirici budur. Müzik aleti çalmayı öğrenmek ve devam ettirmek ve bir spor dalı mutlaka olacak. Fakat tabii bir şeye başladık, illa aynısıyla ömrü boyu devam edecek diye bir şey yok. İlgiler değişebilir. Sevmeyebilir, bırakabilir, evet, değil mi? İşte diyelim ki gitara başladı ama dönemin ortasında bıraktırmıyoruz. Bitiriyoruz. Bitirecek o dönemi, sonra evet ben bunu yapmak istemiyorum, bunun yerine örnek veriyorum piyanoya geçeceğim, flüte geçeceğim diyebilir. Güzel bir şeydir çeşitlilikte. Ama mutlaka olacak. Yani çocuğa şunu söyleyeceğiz: hayatım bak, bu spor, bu da müzik. Mutlaka yapacağız ama hangisini yapacağımıza sen karar ver. Yani yapıp yapmayacağımızı seçmek sana ait değil. Evet. Ama hangisini yapacağını seçmek sana ait. Dolayısıyla da bu hayatında yer alacak. Kızımıza da, 8'e giden kızımız, 8. Hı-hı. sınıf kızımıza da bunu aynı şekilde böyle ifade edebilir. Çünkü devam ettiği anda yararını kızımız da görecek. Enerjiyi tabii başka bir yere akıttığı için. Bir de şöyle bir şey olabilir. Annemiz bilmiyorum bu açıdan ne düşünüyor da. Özellikle 8. sınıf sınav dönemi ya Selda Hanım. Hı-hı. Şimdi bundan uzak kalır da başarım düşerse, geride kalırsam diye düşünüyor olabilir. Ya da anne farkında olmadan bu kaygıyı yüklemiş olabilir. Hı-hı. Halbuki günde 10 saat ders çalışıyor gibi bir masanın başında oturmaktan daha çok bedensel enerjisini ve zihinsel enerjisini başka yerde akıtıp geldiğinde 10 saatte alamayacağı verimi 2 saat odaklanarak alır. Evet, o kadar önemli. Evet. Çok güzel sorular var. Gelmeye de devam ediyor ama maalesef biz süremizi dolduruyoruz sevgili izleyiciler. Lütfen çok özür diliyoruz. Zaten Serap Hanım'a ulaşabilirsiniz. Verdiği pek çok bilginin detayları bu kitapta da var. Onu da söyleyeyim. Son bir soru sorayım mı? Var mı azıcık vaktimiz? Mesela 9 yaşında izleyicimizin oğlunda tikiler varmış. Televizyonu tamamen kapatmak mümkün mü? Bu çocuklar evde nasıl dinlenecek? Hayır. Peki ders yapmadığı anlarda olmaz diyor. Olmaz. 9 yaşında tikler varsa orada kendini baskı yüzünde altında. Yüzünde istemsiz tikler, evet, var. Evet. Kaygı, eğer tabii bu biyolojik bir şey değilse, hı-hı, yani biyolojik sonradan kökeni olursun, yoksa. Evet. Çünkü bazen sinirsel yapıdan da olabiliyor. Eğer bunu anlamak lazım. Biyolojik bir şey yok da psikolojik etkenler varsa demek ki ciddi baskı altında hissettiği ya da kaygılı olduğu ya da kendini ifade edemediği bir ortam var. Bu okulla ilgili olabilir, kendi yapısıyla ilgili olabilir, aile içinden kaynaklanan sorunlardan olabilir. Dolayısıyla mutlaka bir uzman görüşü almak, evet, lazım. Evet. O programı da, yani ev hayatını düzenlemeyi de sonra konuşuruz zaten. Evet evet, şu ders çalışmadığı zamanlarda dinlenme molalarında televizyon değil de ne yapabiliriz? Aslında sizinle konuşacağımız çok şey çok var şey gerçekten. İnşallah. Evet inşallah kesinlikle. Çok teşekkürler katıldığınız ben için. Ben teşekkür ediyorum, sağ olun. Psikolog Serap Duygulu bizimle beraberdi. Çocuklardaki yaşadığımız gelişim esnasındaki sorunları konuştuk. Vaktimiz yettiğince sorularınızı cevaplamaya çalıştık. Yarın cuma biliyorsunuz günlerden biz pazartesi itibaren yine 9.45'te karşınızda olacağız. Hoşçakalın.